Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Alanya'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Meşhur sanayi tostçusuna konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Murat Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Murat Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, sizi sormalı. Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Asıl biz teşekkür ederiz. Müessesemiz olarak. Çok sağ olun. Bizim için de sizleri ziyaret etmek büyük bir keyifti gerçekten. Ben sizleri tanımakla röportajıma başlamak isteyeceğim böyle kısaca. Murat Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Alanyalıyım. Alanya'da doğdum, büyüdüm. Evet. Sektörle tanışmam, babamın küçük çay ocağı vardı. Orada başladık. Çıraklıktan mı geldik Çıraktan aslında? Çıraktan bu binacıydım. Evet. Askerden gelince iş da şeyler kısa oldu yani. İş yolları bulamayınca babam da yalnızdı. Beraber evet. Takılmaya karar verdik. Evet. Bugüne geldik. Evet. Yani aslında sanayideki bu sektördeki bir açıklığı da giderdiniz. Tabii. Yani tabii, bakmış olduğumuz sanayinin de buna ihtiyacı var. Çünkü sanayide hiç yemek yok. Yani kahvaltı salonu, tost yapan bir yer yok. Evet, sanayide yeteri kadar da değer verilmeyebiliyor şehir merkezlerine istinaden. Marketlerden gideriyorlardı ihtiyaçlarını. Biz dedik yani bunu biraz daha sektörel yapalım. Evet. Otursun, yesin. İşte sanayi esnafı, sonuçta işi var, gücü var. Evet. Bu şekilde. Biraz da burayı tanımak istiyorum sizlerden efendim. Buraya gelen konuklarımız, misafirlerimiz nelerle karşılaşıyorlar? Burayı tanıyabilir misiniz? Kahvaltı yapabilirler. Kahvaltı daha sonradan başladığımız, tost öncelikliydi. Tostun yanında bir arkadaş olarak başlattık kahvaltı şeyini de. Evet, bir anlatalım neler var kahvaltımızda, tostumuzda. Bal kaymak, işte tereyağı, reçel, zeytin, peynir, domates, salatalık, sıradan günlük bir insana yapabileceği kahvaltı. Evet. Tostumuz dersen bazlamalı, kavurmalı, yumurtalı, beyaz peynirli, kaşarlı, domatesli, yeşil biberli, her türlü akla gelebilecek her türlü tostu yapabiliriz. Yani A'dan Z'ye aslında kişilerin talebi doğrultusunda. Talebi doğrultusunda, evet. Mesela insan ister ki benimki kaşarlı, yumurtalı olsun, hemen kaşarlı, yumurtalı tost yapabiliriz. Evet, yani belirli bir konsept yok aslında. Var, yani standart genelde karışık, kaşarlı ve karışıktır. Diğerleri isteğe bağlıdır. Evet. Yani bana bir tost gönder, nasıl olsun diye bir sorarız. Evet. Siparişi verin, bana bir tost dediği zaman nasıl olmasını isteriz? Karışıklar, içinde salça mı istersin, ketçap mayonez mi istersin, domates, evet, yeşil biber falan, bunları tek tek sorarız. Evet. Peki hizmet sektörü zor bir sektördür. Tabii. Yapılabilecek hatalar burada ciddi sonuçlar da doğurabilir. Sizin kriterleriniz neler hizmet verirken? Öncelik temizlik, kaliteli malzeme. Yani evimizde kullanmayacağımız malzemeyi işletmemizde kullanmayız. Yani çünkü bu bir sağlık. Tabii. Biz burada, ben kendi evime burada kullandığım malzemeyi getiriyorum. Yani empati kuruyorsunuz diyebiliriz değil mi bu noktada? Tabii tabii tabii. Hani siz de bir yere bir hizmet almaya gidiyorsunuz. Yani. Burada ne bekliyorsanız aslında onu buluyorsunuz. Peki Murat Bey, hizmet sektöründeyiz burada. Yapılabilecek hatalar ciddi sonuçlar doğurabilir. Sizin kriterlerinizi ne hizmet verirken? Güler yüz, temizlik, hijyen. Evet. Ürün kalitesi, kullandığımız ürünlerin kalitesi gibi. Evet, çünkü insanlar bunları yiyorlar. Yani aslında siz kendinizin yemediği, çocuklarınıza yedirmediğiniz bir şeyi insanlara sunuyorsunuz. Aynen, kullanmıyoruz. Burada aynı anda 30 kişiye hizmet verebiliriz. Paket servisimiz var. Evet. Ne bileyim, kendimizi devamlı geliştiriyoruz, ilerletmeye çalıştırıyoruz. Evet. Diğer bu işleri yapan insanlardan... Alışılagelmişin dışında bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz, evet. 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 Peki dönersek bir geçmişe, belki babanızın yanındaki dönemlerinize. Hedefleriniz ulaşabildiniz mi? Yani buraları hayal ediyor muydunuz? Buraları hayal etmiyordum. Artık hedef daha da büyük. Tabii yani, hedef hiç bitmiyor. İsim tescili alıp franchising gibi düşünmeler başladı. Evet, ama tabii zamanla olabilecek şeyler. Tabii, birden tabii de olmuyor. Tabii. Takdir edersiniz ki, aynen, kaliteden de taviz vermemek gerekiyor. Yani, ben bugün 44 yaşındayım, bugüne bir günde gelmedim. 44 yılda geldim, onun için bu emin adımlarla bilerek gidiyoruz. Yani bu zaten tecrübeleriniz yani, mutlaka az bir yaş değil. Üstüne koyarak devam edecek. Bunları da buradan hatırlatalım. Biz bu yolda başarılar diyelim efendim sizlere. Aslında. Buradan son olarak buraya gelen misafirlerinize, müşterilerinize, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? İşlerini severek yapsınlar, temiz yapsınlar, güler yüzle yapsınlar. Evet. Yaptıkları işe ihanet etmesinler. Dürüstlük. Yani, dürüstlük çok önemli. Evet. Daha işte yani bunlar genel klasik söylemler.
Evet. Biz herkesi buraya davet edelim. Ekran başındaki bu aile yerine davet edelim. Sizi de davet ediyoruz. Size de ayrıca teşekkür ederiz. Böyle bir bize zaman ayırıp, çekim yapıp bize bir değer verdiğiniz için. Ne demek? Biraz da olsa sesinizi duyurabildiysek. Aslında biz de çok teşekkür ederiz. Sizlere evet. İyi ki yani geldiniz, böyle bir fırsatı bize verdiniz. Bizi insanlara ulaştırdınız. Çok elimizden geldiği kadar yapmaya çalıştık efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum efendim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Saygılar. Evet sevgili Sektör Level Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Antalya Alanya'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Meşhur sanayi tozcusuna konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.